Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben farkındalık danışmanı Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla geçen bir hafta diliyorum. Zaten hayatınızda akses varsa bu zaten böyle olacaktır diye biliyorum. Evet, bugün size çok kısa yeni bir danışanımdan geri bildirim okumak istiyorum. Sevgili Yıldız Hanım'dan. Diyor ki Yıldız Hanım, Canan Hanımcığım 3 aydır size bildirim yapmaya çalışıyorum. Tam başıma gelen güzel bir şeyi yazacağım, başka güzel bir şey oluyor. Size ilk gelme sebebimiz 2 yıldır bizimle yaşayan eşimin ilk evliliğinden oğlumuzun davranış bozukluğu idi. Sonrasında 11 yaşındaki çocuğumuz lokum gibi oldu. Annesiyle ilişkisi çok güzel oldu ve annesiyle yaşamaya karar verdi ve şimdi annesiyle mutlu bir yaşamı var. Hangisini yazayım bilemiyorum. 11 yıldır satamadığım 11 mirasçılı bir yerimizden çıkaramadığımız 8 kiracılı bir yerimiz vardı. Sizinle yaptığımız bir çalışmadan sonra ertesi gün yıkım kararı çıktı. Kiracılar boşaltmak zorunda kaldı. Eski binamız yıkıldı. 100 bin beklediğim kendi payım 300 bini şimdiden görüyor. Dün akşam her zamanki gibi 7 yaşındaki kızıma terlik almak için gittik. Ve her zamanki gibi düz taban kızıma ayak ölçümü yaptırdık. Bir aydır da kendisine akses moleküler yapıyorum. Sol ayağı tamamen iyileşmiş. Buna kim inanır? Hiç bilmiyorum ama umurumda değil. Mutluluktan ağladım. Bundan daha iyi nasıl olur diyor sevgili Yıldız Hanım. Evet işte böyle, akses böyle bir şey. Bugün de size çok sevgili konuğum İrem Ercil'i tanıştırmak istiyorum. Bakalım İrem Ercil bize aksesle ilgili deneyimlerinden neler bahsedecek. Hoş geldiniz İrem Ercil. Hoş bulduk Canan Hanım. İrem Hanım, kendinizi seyircilerimize tanıtır mısınız lütfen? Elbette, ben astroloğum. Uzun zaman süren, yaklaşık 15 yıllık bir kurumsal hayattan sonra ani bir U değişikliğiyle, bir karar değişikliğiyle bu mesleğe geçmeye karar verdim. Daha doğrusu aksesin hayatıma girmesiyle birlikte hayatımdaki karışıklıkların çözülmesini diledim. Bunun üzerine çalışmalar yaptım ve yönümün bu olduğuna karar verdim. Bir yıldır astrolog olarak görev yapmaktayım. Harikasınız. Bayağı ciddi bir marjinal değişiklik kurumsaldan. Evet, çıkıp... ancak ani gibi görünen bu değişikliğin altında aslında uzun bir zaman dilimi yatıyor. Özellikle son 2 yıldır ben bu hayata ne için geldim? Mevcut işimi yapmaya mı geldim? Kurumsal hayatta 8-5 bir hayat düzeninde çalışmaya mı geldim? Çünkü gün doğmadan serviste alınıyorsunuz. Yine gün batmış, güneş ışığı yokken tekrar servisle evinize götürülüyorsunuz. Yani ciddi sorgulamalarımın arttığı bir 2 yıldan sonra Akses'le ve sizinle tanıştım. Hı hı. Hakikaten hayallerimin ötesinde o arzuladığım hayatı yaşamaya başladım. Çok teşekkür güzel. Ederim tekrar. Bundan daha iyi nasıl evet. Olur o zaman? Peki İrem Hanım, biraz işinizden bahseder misiniz? Elbette. Astroloji aslında doğru bildiğimiz birçok yanlışla dolu olan bir bilim dalı. Öyle ki o kadar eski ki aslında matematiğe yön veren bir bilim dalı. Çok eski zamanlarda insanların tarımla geçindiği dönemde Venüs'ün hareketlerini izlemesiyle başlıyor. Hangi yıl kurak olacak, hangi yıl ekim yapılmalı ya da yapılmamalı, ne yapmalıyızı incelemeleriyle başlıyor. Zira Osmanlı döneminde de yine aynı şekilde gökyüzünün hareketleriyle birlikte sefere çıkma tarihleri belirleniyor ve çok ciddi bundan faydalanılıyor. Günümüze geldiğimizde de insanların kişisel yol haritası olarak tanımlıyorum ben bunu. Şöyle ki aslında burcumuzdan ibaret sandığımız bir dünya değil astroloji. Burcumuz belki haritamızdaki etkilerin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Eğer biz astroloji haritamızı doğru olarak yorumlatabilirsek bununla hayatımıza istediğimiz yönü verebiliriz. Daha doğrusu şöyle, aslında biz kimiz, bu hayata hangi amaçla geldik ve aslında nereye gitmemiz gerekiyor? Haritamızın bize söylediği temel şeyler. Bizler bu hayatta verdiğimiz kararlarla bazı yol ayrımlarında bir takım yolları seçmiş olabiliyoruz. Çünkü bir yolu seçtiğimizde hiçbir zaman diğer yolun nereye gittiğini bilemiyoruz. İşte astroloji bize şu ana kadarki seçimlerimizin aslında yapmamız gereken seçimler olup olmadığını ve aslında bu hayata hangi amaçla geldiğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini anlatıyor. O yüzden insanların astroloji haritalarını, yani doğum, natal haritalarını bilmeleri, hayatlarına yön vermeleri açısından ciddi bir kolaylık ve farkındalık
yaratıyor. Çok güzel, evet. Bir fal değil bu arada, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Çünkü çok sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi, aa siz kahve falı da bakıyorsunuzdur. Ciddiyim, hala var mı bu? Evet, astroloji bir bilim. Hani lütfen bunu buradan sizin aracılığınızla da seyircilerimize iletmek istiyorum. Evet. Astroloji bir bilimdir. Bir fal, bir kehanet, bir öngörü, bir durugörü, hissel hiçbir şey içermemekte, tam olarak sizin doğum yeriniz, doğum saatiniz ve doğum tarihinizin bilgilerini içeren bir program aracılığıyla sizin yol haritanızı çıkaran bir bilimdir. Harikasınız. Günümüzde. Ben de 1980 yılında ilk Burç dergisi Türkiye'de yayınlandığında abone olmuştum. Benim de o zaman çok merakım vardı gerçekten ve ben de çevreme bunun bir fal olmadığını, bunun bir matematik olduğunu, kesinlikle, bir bilim dalı olduğunu, hatta hani Amerika'da bununla ilgili üniversite bölümleri olduğunu falan ki biliyordum. Tamamen bir matematik yani, o açılar, hangi gezegen hangi evinizde, hangi başka gezegenle açı atıyor, hangi derecede başlıyor burcunuz. Eğlenceli bir şey değil mi? Çok her keyifli, inanılmaz çıkarmak. Çünkü her bir harita yeni bir keşif demek. Doğru. Aynen. Birbirini tekrarlamayan. Çünkü aynı gökyüzü yaklaşık 5000 yılda bir meydana geliyor. Dolayısıyla bir kişinin bir diğer kişiye benzemesi söz konusu değil. Çok farklı etkiler var haritamızda ve şöyle söyleyebilirim, yüzlerce değil belki binlerce olasılıktan oluşuyor. Tabii. Ve her birimizi tek kılan işte bu doğum yerimiz, doğum saatimiz ve doğum tarihi bilgilerimiz. Yani hiçbirimiz diğerinin aynısı değil aslında. Değiliz, parmak izimiz bile farklı. Kesinlikle, iki kardeş bile birbirinden ne kadar farklı olabiliyor. Tabii. Birlikte harita için geldiklerinde bunu çok net olarak görebiliyorum. Birisi aynı anne babadan doğmuş iki hiç kız kardeşten etmez, bahsediyorum. Tabii. Bir tanesi annesini oldukça sert, despot, çok böyle hani zorlukla geçirdiği bir kadın olarak hatırlarken, diğeri onun tam tersine aslında yardıma ihtiyacı olan bir çocuk, bir arkadaş gibi algılıyor. Evet. Ve hakikaten hayatlarına baktığımızda, bunu hani yan yana oldukları için sorguladığımızda, ikisi de şaşkınlıkla aynı şeyi teyit ediyorlar. Değil yani bu kadar iki farklıyız. Farklı bakış açısı. Evet, evet. İlginç gerçekten. Peki Akses'i nereden duydunuz? Akses kurumsal hayatta olduğum dönemde bir arkadaşım vasıtasıyla duyduğum muhteşem bir bilinçlilik sistemi. Böyle tanımlamaktan mutluluk duyuyorum. Şöyle ki, arkadaşım ve ben aslında kişisel gelişime hani oldukça ilgili. Kendimizi her daim geliştirmeye meraklı iki arkadaştık. Birçok şeyi bugüne kadar, Akses'le tanışana kadar aslında denedim. Şöyle uygulama aşamasına gelemedim. Çünkü hiçbirine kapılamadım, çekilemedim. Hı hı. Ama hani aklınıza gelecek her türlü NLP, hipnoz, reiki, nefes, aklınıza gelecek duyduğumuz her şeyi araştırıp öğrenip nasıldır, ne gibi bir fayda sağlayabilirim şeklinde hepsini araştırdım. Evet, hepsini derinlemesine inceledim uzun süreler hatta. Ancak hiçbirini uygulama noktasında açıkçası çekilemedim. Uygulama noktasına gelemedim. Çünkü 21 günlük ritüeller, 40 günlük ritüeller, işte secret felsefesi, şuna inanmanız gerekiyor. İşte nasıl bir evde uyanmak istiyorsanız her sabah o evin perdelerini açıp falan. Yani bana çok gerçekçi olduğum için belki de müthiş zorluktu aslında. Yani hayatıma hiçbir kolaylık getirmiyordu. Ve benim artık Akses'le tanıştığım dönemde hakikaten hayatımın neşesi kaçmıştı. Ve ben size hatırlayacaksınız, ilk geldiğimde ben hayatımın neşesini geri istiyorum demiştim. Müthişti. Çünkü hakikaten onu kaybetmiştim. Ve uzun da bir süre direnmeme rağmen, birkaç ay, çünkü arkadaşım size birkaç seans geldi. Ben yine o araştırmacı ve şüpheci tavrımı incelemeye devam ettim Akses'i. Ancak öyle bir noktaya geldim ki hakikaten yapabilecek artık hiçbir şeyim yok gibiydi hayatta. Ve zaten biliyordum sizi o an. Sizi aramak geldi içimden karşıya doğru, Avrupa yakasına, Anadolu yakasına doğru geçiyordum. Sizi aradım ve siz müsaittiniz. Çok spontan bir şekilde ilk görüşmemizi yaptık. Zaten o görüşmeyle birlikte hayatımda değişiklikler olmaya başladı. Çok güzel. Sizin için müsait olmuşum demek ki. Ben hazırlamışım. Aynen, harika valla. Peki, Akses sorularınızın yanıtı oldu mu? Yani Akses sizin... Birçok sorumun yanıtı oldu. Öncelikle şunu özellikle belirtmek istiyorum seyircilerimize de. Ben uzun yıllardır kafamda bir takım şeyler vardı. Akses benim kişisel sorularımda, yani şöyle kişisel gelişimimin dışındaki birçok soruya da cevap oldu. Öncelikle ben az önce de bahsettiğim gibi son derece gerçekçi bir insanım. Hı-hı. Biraz analitik tarafımın baskın olmasından da kaynaklanıyor. Mesleğim, background'um, 15 yıldır yaptığım iş, bunların hepsi birbirini destekleyen şeylerdi. Ve ben hiç hayal kuramıyordum.
Yani o secret felsefesini belki de benimsemememin sebebi buydu. Tabii. Çünkü ben hiçbir şeyi imgeleyemiyordum, hayal edemiyordum. Fakat Access'te karşılaştığımda o duyduğum soru beni inanılmaz sarstı. Hangi soru? Hayallerimin ötesinde. Evet, yani evet. Ben zaten bu cümlenin başını duydum. Dedim beni ki, de budur. Öyle etkilemişti. Oh çok gerçekten. Şükür dedim yani ben yanlış değilmişim. Çünkü ben hayal kuramıyorum ve benim hayallerimin ötesinde bir şeylerden evet, bahsediliyor. Yani hayal bile edemediğim şeylerin evet. ötesinde. Yani bu gerçekten kelimelerle anlatılmaz bir duygu ve yaşamaya başladıkça tabii ki çok daha fazlasıyla içinize siniyor ve hayat felsefeniz haline geliyor. Evet. Birincisi bu. İkincisi çocukluğumdan beri hep şöyle düşünürdüm ve gülerlerdi bunu duyanlar. Bir sihirli değnek olmalı, evet. dokunmalı, uyumalıyım ve uyandığımda sabah her şey değişmeli derdim. Evet. Ama elbette herkes gülerdi. O tam tatlı canının burnunu oynatıp evet. değişiklikler evet. yaptığı evet. dönem. Fakat Access'le tam olarak aslında yaşadığım bu. Çünkü gerçekten seanslar esnasında hani uyumayı tercih ediyorum ben. Çünkü seans bittiğinde uyandığımda bambaşka bir hayat başlıyor. Her seferinde aynı şeyi hissediyorum. Herhangi sorununa geldiysem onunla ilgili muazzam değişiklikler başlıyor. Dolayısıyla bu da benim hani yıllardır kişisel gelişimimin ötesinde yol yön seçmemin dışında sorduğum ve hep bana imkansızı aşıladıkları bir şeydi. Ama içsel olarak demek ki o kadar ben ona inanmışım, o kadar olabileceğine hissetmişim. İnanmıyorsunuz aslında. Evet, Access zaten öyle söylemiyor mu? Yeni hiçbir evet. bilgi yok. Sizi evet. bildiğinizi bilme konusunda güçlendiriyor sadece. Evet. Harika. Bu da başka bir cevabını buldum. Evet, bildiğiniz farkında oluyorsunuz. Çok güzel. Evet. Evet, hayallerin ötesi. Orada birazcık daha durmak istiyorum. Çünkü ben de kendimi çok yanlış yapmıştım diğer kişisel gelişimle ilgilenirken. Çünkü hayal kurmamızı söylüyorlar ve hayal bizim zihnimizin bir ürünü. Yani yanlış değil tabii ki hayallerimiz ve hayallerimizin peşinden gidelim. Tabii ki bu okey. Ancak zihnin içinde kaldığınızda daha fazla olasılıklara açılamıyorsunuz. Evet. Ben kendimi yanlış yapmıştım yıllarca. Ben de. Hayal bile kuramıyorum falan diyordum yani. Çünkü temelde aslında hepimizin yaptığı şey aynı. Belki bu bir hata değil, öğretiler. Çünkü biz her birimiz doğduğumuzda aslında sıfır kilometre yaratıklarız. Tabii. Ve hep şunu söylüyorum ben kendi danışanlarıma da. Bir sobaya çocuk gidip çok rahatlıkla dokunabiliyor. Hiçbir kaygısı, çekincesi olmadan gidiyor ve elini sobaya dokunduruyor. Neden? Çünkü onun sıcak olduğunu bilmiyor. Evet. Bunu ya dokunarak tecrübe ediyor ya da dokunmadan az evvel annesi babası cız, sıcak, dokunma şeklinde. Yani biz hayatta aslında her şeyi öğreniyoruz. Evet. Zamanla öğreniyoruz. Dolayısıyla Access bu bizim doğru ya da yanlış bildiğimiz her şeyi yok ederek bizi aslında başlangıç noktasına, yani asıl kendimiz aynen. olduğumuz noktaya evet. getiriyor ve bu evet. Hakikaten herkesin çok tecrübe şey, etmesini istediğim gerçekten, evet. bir şey. Evet. Evet, kendimiz olmak. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl evet. olur? Evet, teşekkür ederim İrem Hanım. Peki Access sonrasında hayatınızda neler oldu? Neler değişti? Neler değişmedi ki diye. Değil mi? En sevdiğim cevap bu. Şöyle ki ben iş yerinde ciddi sıkıntılar yaşayan bir kurumsal şirket çalışanıydım. Uzun zamandır de bu sıkıntılar devam ediyordu. Eş zamanlı olarak özel hayatımda da istediğim yönde gitmeyen bir ilişkim vardı. Access sonrasında her bir çalıştığımız seansın sonrasında her iki konuyla da ilgili yavaş yavaş çözülmeler oldu ve gerçekten yani hani burada tabii ki detaylarını paylaşamıyorum ama hayallerimin ötesinde değişiklikler gerçekleşti. Gerek işimle ilgili, gerek özelimle ilgili. Çünkü işimle ilgili yani bu hayata bu iş için gelmiş olamam dediğim bir iki yılın sonunda bambaşka bir alana, astroloji alanına yöneldim, yönlendirildim diyebilirim. Hissel olarak enteresan bir geçiş oldu bu. Aslında yapmam gereken de buymuş. Kendi astroloji haritamın okunmasıyla birlikte başladı bu serüven aslında. Hı. Bu yolu keşfetmiş oldum ve nereye gitmem gerektiğini artık çok rahat çok biliyorum. Bu size zaten neşe bildiğim veriyor, bir şeymiş değil aslında. Mi? Kesinlikle i̇şte yani inanılmaz. İşte neşe çok önemli. Evet, yaptığınız işten keyif almak muazzam. Ben kurumsal yaptığım işi de çok seviyordum. Ama orada biliyorsunuz hani onlarca yüzlerce insan birbirinizle bağlı bir hiyerarşik yapıyla tabii. çalışıyorsunuz. Ve aslında yaptıklarınızın ortaya konması, birlikte yaptığınız işler ya da bunların değer görmesi farklı olabiliyor, farklı şekillerde olabiliyor. Dolayısıyla kendinizi tam olarak ifade edemiyorsunuz. Yani aslında kendiniz olamıyorsunuz evet. temelinde baktığınızda. Hı-hı. Ve benim çok ciddi bir ön yargım vardı.
O yüzden Akses'e teşekkür ediyorum tekrar tekrar. 8-5 çalışmazsam para kazanamayacağımı. Değil mi? Nasıl törpüledin? Benim hayatım boyunca aslında en büyük beni tıkayan şey meğer buymuş, bunu fark ettim. Çünkü böyle öğretiliyor. Hani iyi bir üniversitede okuyorsunuz, iyi bir tahsil görüyorsunuz ve bunun üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Ve bunu en iyi yerlerde yapmanız gerektiği söyleniyor. Yaptığınız işi de seviyorsunuz, enteresan. Ortada bir başarı grafiği de var ama baktığınız zaman bu mudur? Hayır, bu sadece toplumun öngördüğü, onun doğru bulduğu. Sadece onun... bir olasılık. Evet, yani bu bir olasılıklardan sadece bir tanesi. Ve siz bu yolu seçip o kararı verdiğiniz zaman diğer olasılıklardan haberdar olamıyorsunuz ne yazık ki. Evet. Ama bu bakış açınızı, bu hangi konuyla ilgili olursa olsun yıkıp yaratımını iptal ettiğinizde diğer tüm sonsuz eksi o bir olasılığın hepsi hayatınıza diziliveriyor. Çok güzel, harikasınız. İrem Hanım, nasıl bitti zamanımız, ben anlamadım. Doğru mu? İnşallah bir daha ağırlarım ben sizi. İnşallah. Buradan kaldığımız çok yerden sevinirim. Devam edelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan tekrar görüşeceğiz o zaman. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, görüyorsunuz nasıl Akses insanların hayatlarında değişim yaratıyor, neşe, kolaylık ve ihtişam getiriyor. Eğer siz de bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz bilincierişim.com sitemizi dolaşabilirsiniz ve sorularınız için canan@bilincierişim.com'a sorularınızı gönderebilirsiniz. Sevinçle size cevaplar vereceğim. Evet, Bir Yaşamak Sanattır programımızı burada sonlandırıyoruz. Haftaya tekrar farklı bir Yaşamak Sanattır'la buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.